İyi günler sayın seyirciler. Saat 14 günün gelişmeleriyle moderatöre başlıyoruz. Önce günün en sıcak gelişmesinin ayrıntılarına bakalım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel kamuoyunda sık sık dile getirilen neden konuşmuyor sorularına karşılık bir mektup kaleme aldı. Bu mektubun ayrıntılarına bakalım şimdi. Orgeneral Necdet Özel imzalı kamuoyuna açıklanan mektupta son zamanlarda sık sık neden konuşmuyor sorusuyla karşılaşıyorum. Genelkurmay Başkanı, devlet sorumluluğu bulunan, görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiş Türk Silahlı Kuvvetlerinin komutanı ve bir kamu görevlisidir dedi. O General Özel bir kamu görevlisi olarak konuşacağı yeri, konuyu ve zamanı doğru analiz etmek durumunda olduğunu söyledi. Ve özellikle Balyoz davası kararının sonrasında tahliye edilen arkadaşlarımın çoğunu Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubudur. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ayrımcılık yapma, nifak sokma ve huzur bozma yönelik girişimleri kınıyorum dedi. Genel Başkanı Orgeneral Özel, tarihi davalarla ilgili verilen yargı kararlarının ihtisas sahipleri tarafından tartışılmasının sonuçlarının yürütme ve yasama organları tarafından değerlendirilmesinin en doğru karar olduğunu da özellikle altını çizdi. Altın Sayın seyirciler günün en sıcak gelişmesi bu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in mektubu. Mektubu konuşacağız şimdi. Star gazetesi yazarı Orhan Miroğlu Ankara stüdyomuzdan konuğum. Hoş geldiniz Sayın Miroğlu yayınımıza. İyi yayınlar Beza Hanım, hoş bulduk. Teşekkürler Sayın Miroğlu. Öncelikle tabii mektubu e, siz de biliyorsunuz, incelediniz. Genel olarak değerlendirmenizi alabilir miyim? Sonra ayrıntılarını konuşalım. E, Valla yani e, bu işte Balyoz davası, Ergenekon davası vesaire yani e, ordu mensubu bir takım insanlar hakkında açılan davalarla e, ilgili çok farklı yorumlar yapılıyordu. Ee, şu an görevde olan e, ordu komutanları tarafından da zaman zaman çok sık olmasa da bir takım açıklamalar yapılıyordu. Ama bu açıklama herhangi bir yoruma, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklama herhangi bir yoruma e, yol açmayacak kadar çok nettir. Ve bence Türkiye'nin içinde bulunduğu tarihi e, sürece çok uygun bir tarihi açıklamadır. Ee, tartışılacaktır. Ee, özellikle de e, yani MİT'e yönelik e, uluslararası kampanyaların, Sayın Hakan Fidan'ı hedef alan kampanyaların e, yaşandığı bir süreçte böyle bir açıklamanın gelmesi bence bu açıklamayı çok daha önemli kılıyor. Zamanlama Belli ki e, Türkiye'nin ...zamanlama açısından şu yani dünya dünyanın Türkiye ile ilgili algısında ciddi bir problem var bir kere ve bu problem Türkiye'nin işte temel milli siyaset teşkilatı başta olmak üzere hem siyaset kurumunu hem de e, güvenlikle ilgili kurumları hedefleyen bir 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 halde gelişiyor. Bu aslında bir soğuk savaş mantığı yani Türkiye'deki değişimi görmek istemiyor e, dünyanın çeşitli e, aktörleri e, daha doğrusu bu değişimi e, belki anlayabiliyorlar ama kabul edemiyorlar e, diye hmm. diye de düşünmek mümkün. E, dolayısıyla e, MİT'e yönelik e, Sayın Hakan Fidan'a yönelik e, bu kampanyanın başladığı dönemde e, ordudan çok net askeri vesayetin sona erdiğine dair ee, bu beyanların gelmesi e, bence demokrasimiz açısından e, gerçekten de e, ve samimiyetle söylüyorum ciddi bir kazanç olarak görülmelidir. Evet. Ee, sayın e, e, Genel Kurmay Başkanı e, bir kere davalarla ilgili. Ee, vicdani bir vurgu yapıyor yani Türk halkının, Türkiye halkının e, bu davalarda hukuki sonuç ne olursa olsun e, bir vicdan muhasebesi yapacağını söylüyor. Bu bence çok önemli ve yerinde bir tespit. Evet öyledir yani yargı süreçlerinde durum hal ne olursa olsun e, bu davadan yargılanan insanlarla ilgili bir kamuoyu kanaati var ve bir kamuoyu vicdanı var ve bunu e, değiştirmeye yönelik herhangi bir çaba e, sonuç vermedi. Yani davaların itibarsızlaştırılması araştırılması sürecini hatırlayalım. Bu başarıya ulaşamadı. Yine davadan yargılanan insanların uluslararası işte ahim başta olmak üzere başvurdukları bir takım kurumlardan da istenen sonuç gelmedi ve belli ki çok müspet bir suç var ortada ve bu müspet suça uygun düşmüş bir ceza takdiri var ve bu ceza takdirini siyaset kurumu değil Türkiye'nin yargısı yapıyor. Buna saygıya davet ediyor Genel Kurmay Başka, Başkanı bu yargı kararlarını ve ordu içerisinde nifak sokma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade ediyor. Ben şimdi bu açıklamayı dinlerken doğrusunu isterseniz aklıma Mehmet Ağar'la ilgili olarak açılan dava geldi. Neden acaba yani sürekli ordu mensuplarının bu tür davalarla ilgili olarak işte tutumları merak ediliyor, işte açıklama yapmaları gerekiyor falan deniliyor da yani Mehmet Ağar bu ülkede Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı, bakanlık yaptı ve eğer partisi seçimleri kazansaydı bu ülkede bugün hala önemli bir politikacı olarak yaşamını sürdürmüş olacaktı ama bu Bugün müebbetle e, yargılandığı bir iddianameyle karşı karşıya e, ve sanıyorum yani bugünlerde de cezaevine girmesi yeniden söz konusu e, milli emniyete e, emniyet teşkilatına yönelik böyle bir e, çağrı falan her nedense yapılmıyor ama orduya yönelik işte tutum merakını e, falan gibi e, bir, bir şey söz konusu. Neden merak? E, şimdi ordunun neden tepkiye cevap bekleniyor? E, neden sessizlikle eleştirildi? E, çünkü bugün askeri general. As, yani askeri vesayetin askeri vesayetin üstünden sürdürüldüğü bir kurumdu bizim ordumuz. Şimdi e, bu normalleşme orduyu da etkiledi tabii ki. Yani 10 yıl öncesine göre işte hatırlayalım. 10 yıl da değil. Yani işte 2007'li evet, yıllar evet. 2008'li yıllara kadar da bu ülkede işte Genelkurmay başkanları e, hemen hemen her gün e, siyasi partilerin bile yapamayacağı kadar çok e, fazla basın açıklamaları yapıyorlardı. İşte medya ordu arasındaki ilişkiler bugün hala tartışılıyor biliyorsunuz. Evet. Karşılıklı brifingler falan söz konusuydu. Ordudan işte emekli olmuş generaller, işte bankalar, bankaların yönetim kurullarında görevlendiriliyorlardı. Bankacılıktan anlamamalarına rağmen ya da medyayla ilgili işler yapıyorlardı. Şimdi bu süreç kapandı. Yani bu dönem kapandı ama hala bu döneme ait işte yeniden bu dönemi yaşat yaşatma umudu olan insanlar maalesef faaliyetlerini e, sürdürüyorlar ama Türkiye kamuoyu Türkiye demokrasi güçleri ve hükümetin e, gerçekten de e, ortaya koyduğu tercihler geriye dönüşün mümkün olmayacağı bir biçimde e, bir süreç yaşadığımız ortaya koyuyor ve sayın Kurmay başkanı dediğim gibi e, yani hiç e, lafı eğip bükmeden hı hı. çok net e, cümlelerle e, bu döneme ait bitişi bir askeri üniforma mensubu olarak bu o üniformayı giymiş e, biri olarak e, ifade etmiş oldu. Bu ifadeleri tabii ki sivil siyasetçiler e, çok yapıyorlar. Bugün de yapıyoruz. Askeri vesayetin bittiğine dair entelektüellerimiz, aydınlarımız, siyasetçilerimiz e, çok şey söylüyor. Ama bunu e, genel kurmay başkanlığının Türkiye genel kurmay başkanlığının çok net bir biçimde ifade etmesi bir kamu görevlisi olduğunu söylemesi, bunun altını çizmesi bence Türkiye'de askeri vesayetin bittiğine dair son bir nokta olarak da görülebilir. O sessiz kalındığı tepkilerine, iddialarına veya sizin de bahsettiğiniz altını çizdiğiniz o bazı beklentilere bir tepki de gördünüz mü mektupta? Evet orada da o, o kesime de bir uyarı var. Ve bunu e, yani ordu içerisinde özellikle yargılananların kara kuvvetleri komutanlığına mensup çoğunlukla... Hepsi değil tabii ama çoğunlukla oraya mensup olmalarına Hı -hı. E, yönelik bir atıf da var metinde. Evet. E, ve bu bu çok açık bifak e, ve kışkırtıcılık olarak e, adlandırılıyor e, söz konusu metinde. E, ve bu çabalardan vazgeçilmesi isteniyor. E, bu yönüyle de bence... E, önemli bir mesaj en azından bu çabaların içerisinde olan güçleri kesimleri düşündürecek bir mesaj diye düşünüyorum. Mesajın alınacağına olan Beklentiniz nedir? Anlaşılacak mıdır? Bundan sonrası tartışılacak Başka mıdır? Başka çaresi yok. Bu mesaj alınacak. Yani şu an işte e, yani Sayın Fidan'la ilgili, e, MİT Müsteşarı'yla ilgili e, tartışmalara bakıyoruz. E, bu tartışmalarda kazanan taraf Türkiye'dir. Ne olursa olsun. Şimdi Batı'da şöyle bir mantık var. Yani işte biz gazetelerimizde e, Türkiye'nin e, bu son yıl, 10 yıllık e, politikasının inşasında e, kamu görevlisi olarak e, veya seççi olarak çok önemli hizmetler yapmış ee, insanları e, yıpratacak bir takım işte makaleler e, kaleme alınırsa işte Türkiye'de bunun bir karşılığı olacak, dünyada bunun bir karşılığı olacak. hayır dünyada da bir karşılığı yok bence. Ee, ama tabii ne var Yani işte Berlin duvarı 1989'da çöktü Ama hala bugün e, Berlin duvarının e, karşısına geçip O kalıntıların karşısında Ağlayan insanlar var Yani bu birdenbire ortadan kalkmaz Geçmişe dönük beklentiler Geçmişin hayali içerisinde yaşamak e, Dolayısıyla e, Yani e, bu e, Beklentilerin e, hemen biteceği e, Falan da yok Sona ermeyecektir ama önemli olan Burada e, demokratik süreç sürecin zarar görmemesidir. Türkiye'nin dış politikasının özellikle Orta Doğu'da ve dünyada ee, yine e, eksen kaymasına uğramamasıdır. Avrupa Birliği ile ilgili son rapor e, açıklandı ve bu rapor her iki tarafta da yani hem Türkiye'de hem Avrupa'da memnuniyetle karşılandı. Objektif bir rapor e, deniliyor ve bu e, ilişkileri normalleştirmeye de hizmet edecek deniliyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısında bekleyen bir ülke olarak ve müzakereleri hala sürdüren yeni fasılların açılacağı söyleniyor. Böyle bir ülkeye karşı dezenformasyon hareket etmek, soğuk savaş yöntemleriyle bu süreci boşa çıkaracağını düşünmek, yani bazı insanlar düşünüyor bunu maalesef, boşa bir çabadır. Ama yani sözü gelmişken, şunu da söylemek gerekir, biraz da Türkiye'nin kendi içinde bilerek veya bilmeyerek Ignatius gibi e, işte e, yazı e, yazan insanlara da e, biraz söyleyeceği bir şeyler olmalı yani hem kamuoyunun hem de e, demokratik süreçten yana olan insanların yani dışarıdaki İgnatuslar her neyse ama içerideki İgnatusların biraz daha alanlarının daraldığını düşünüyorum Sayın Genelkurmay Başkanı bu alanı bu açıklamayla bence biraz daha daraltmış oldu Türkiye'nin rolü, Türkiye'nin kazandığı itibar Türkiye'nin özellikle kendi iç meselelerinde kurduğu hakimiyet baştakür evet. sorunu olmak üzere dünyanın çeşitli çevrelerini rahatsız edebilir ama bu rahatsızlığı Türkiye Türkiye'ye bir kazanç olarak da döneceğini e, hiçbirimizin aklımızdan çıkarmaması gerekir. Peki. Star Gazetesi yazarı Orhan Biloğlu teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sayın